Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Kanalımızın büyümesine katkılarınız için, katkıda bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce 25.000 olsaydık diye elimden geleni yapıyorum ama demek ki elimden gelen yetmiyor. Sizlerden de yardım talebinde bulunuyorum. Lütfen sevdiğiniz bütün Fenerbahçeli arkadaşlara bu kanala önerin de bir an önce 25 bin olalım. Yani yazıyor bende ama gıcık duruyor ya. Ya bu kadar güzel insanların olduğu bir kanalın 25 bin olmaması biraz gıcık duruyor. Ne hatam varsa ne kusurum varsa belirtin de ben de ona göre dikkat edeyim. Geçtiğimiz bir sezonlardan bir tanesinin forması uzun zamandır giymiyordum. Ee, sanki rafta bana bakıp hadi beni giysene e, dercesine duruyordu. Tabii ben de istiyorum sakal tıraşı olmayı, formayla video çekmeyi ama sanırım 3-4-5-6 gün daha o şekilde çekemeyeceğiz gibi duruyor. Bilmem niye. Fenerbahçe'de 7 isimden 13 milyon euro tasarruf. Şimdi ilk haberimiz bu şekilde. Diğer haberler de bunlarla hemen hemen bağlantılı ama ben önce başlayayım. Yani 7 isimden 13 milyon euro tasarruf. Tahmin ettiğiniz üzere 7 futbolcu, yıllık ücret 13 milyon euro tasarruf. Hocam 7 ismi alalım. Kimler ve fiyatları neler? Sözcü gazetesinden İrfan 25 26 20 e, İrfan 25'in haberine göre Luis Gustavo 1, Samatta 2, Pelkas 3, Berisha 4, Kolker 5, Lemos 6 ve Max Mayer 7 olmak üzere bu isimlerin ayrılması için çalışmalar başlatıldı. Aksi halde görkemli bir maliyet kulübü bekliyor demiş arkadaşlar. E, i̇ki tane gencin de yolcu olduğunu eklemiş. Kim bu gençler? Baktığımız zaman ee, Tiago Çukur Çağatay Kuru kalıp onu değerlendireceğiz. O ayrı dursun. Şimdilik bizim hedefimiz bunlar değil arkadaşlar. Bizim hedefimiz başka. Ayrılacak isimlerin maaşları diye ya ayrı bir kısım açmış. Şöyle yapalım. Sizin de anlamanız açısından. Ee, şu tabloyu görüyorsunuz. Şimdi Luis Gustavo'ya <laughs> 2023'te bitecek sözleşmesi. Maaş 4 milyon euro yazmış. Muhtemel takımı kara gümrük yazmış. Siz oraya çok aldanmayın arkadaşlar. Yani onu çok önemsemeyin. Samat da 3.2 yazmış. Bendeki listelerine aynıdır muhtemelen. Samat da 3.2 2024'e kadar sözleşmesi var. Ona da kızıl yıldız. Pelkas 1.6 demiş. Berisha 1.5. Kolkır 1.2. Lemos 750 bin. Meyer 750 bin. Samatta ve Gustavo hariç Hepsi doğru gibi. Bir tek Berisha'nın biraz Berisha da birin altında olacak diye ama baktığınız zaman en uzun süreli sözleşme Berisha'nın ee, diğerlerinin zaten son senesi yani Gustavo'nun son senesi, Kolkır'ın son senesi, Lemos'un son senesi, Meyer'in son senesi. Burada sadece bonservis servis olarak belki Samatta'dan bonservis servis alınabilir, Pelkastan ve Berisha'dan alınır. Ee, Gustavo fesih etse herhalde kimsenin zoruna gitmez. Şimdi Fenerbahçe'de bir ayrılık görüşmesi var. Bu arada bu tabloyu biraz küçülteyim. E, aklınızda bu 13 milyon euro bir dursun. Tamam mı? Fenerbahçe'de ayrılık görüşmesi. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğunluk varken şu anda bana herkesin sorduğu üyeler sıklıkla bunu soruyor. Hocam iyi de ki, niye kimse gitmiyor diye. Topun ağzındaki isimlerden birisi Pelkas. Diğeri de Berisha. Ve bu iki ismin ortak bir özelliği var. Bakalım kimler bulacak ortak özelliği. Yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Beğeniden sonra yorum atmanızı. Bakalım ortak özelliğini bulabilecek misiniz? Şimdi iki isimle ilgili ayrılık görüşmesi yapıldı. Ya bilirsiniz ya. Değil mi? Rogon olduğunu bilirsiniz herhalde. Ona tamam neyse. Hadi bu sefer bizden olsun. Bak bir dahaki sefere karışmam. Ya, herkes ya de size çalışıp gelin arkadaş ya. Şimdi Roger Whitman menajerlik şirketi sahibi iki kişinin İstanbul'a yani birlikte iki kişinin daha İstanbul'a geldiği iddiaları vardı. Ve dünden beri birçok şey ortada. Yani Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer dördü de hatta Kolkır da dahil beşi de bu menajerlik şirketinin futbolcusu arkadaşlar. Peşin peşin soruyorum. Beşi de gitse mutsuz olacak yok aranızda değil mi? Yani varsa ona göre şey yapalım çöpleyelim arkada şey yapalım size linçleyelim yani. Şimdi benim burada size söyleyebileceğim şey şu bu 5 arkadaşın gitmeye yani %90 ihtimalin üstünde 5'inin birden gitme ihtimalinin oldu. Ee, hani bu isimlerin Fenerbahçe'de forma giydiği ayrıca Fenerbahçe'de şimdiye kadar Rogo'nun 15 futbolcusu forma giymiş. Salahi, King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Gustavo, Tolga Ciğerci, Meyer, Falette, Kolker, Frey, Reyes, Rami, Ademi. Tolga Ciğerci'yi bir daha yazmışlar. Herhalde 14 oldu. Yani bu isimlerden kaç akılda kalır? Siz daha iyi bilirsiniz. Hocam hangisi gidecek? Kaça gidecek? Gustavo'dan küçücük bir servis alınabilir. Bir. Ee, Pelkas kısmını bekletiyorum aslında ama... eee konuşsak mı ki ya? Ya açıkçası ben Pelkas için şunu söyleyeyim. Hani yüzde şu kadar bu kadar demeyeyim ama yüzde 99 ihtimalle Hal City diyebilirim ama Hal City'ye de güven olmuş. Şimdi 7 tane futbolcu almış süperlik geçmiş olan. Pelkas da olursa 8 olacak. Ee, onu sonra değerlendirelim ama Hal City olabilir Pelkas için. Onu da söylemiş olan. Şimdi beni irrite eden olay neresi? Şu Beni böyle şey yapan olay İrfancan Kahveci olayı. Ya sahada oynamıyor diyoruz. Birileri çıkıyor diyor ki arkadaş ya sen işte futbolcudan anlamıyorsun. Şöyle böyle Kim Minji gibi karaktersiz değil. A, Kim Minji'ye karaktersiz diyorlar. Kim Minji'ye karaktersiz diyorlar. Niye diyorum? En zor zamanda bırakıp gitti. Ya arkadaşım manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz ya? Şimdi şey gibi bu. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Size çok daha iyi bir teklif de bulunuyorlar. Siz başka iş yerine gidiyorsunuz daha iyi teklif verdiler diye. Eski patronuza diyor ki vay karaktersiz var. Lan zam yapsaydı şu bu. Diyorlar ki İrfan için yere göğe sığdıramıyorlar. Kim minciye karaktersiz. Şimdi önce ben İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye yararı mı var zararım var henüz çözemedim. Bak zararım var zararım var çözemedim. İkincisi İrfan Can kahveci için takımın bir tanesi 7 milyon euro teklif düşünüyordu. Eğer teklifi sunarlarsa anında satılsın diyorum. Şimdi ben bunu derken ee, Spor yazarı Faik Çetiner de İrfan Can için köşesinde bir yazı yazmış. Başrol oyuncusu diye. Şimdi ben eleştirirken bazı arkadaşlar diyor ki hocam İrfan Can ne yapıyor? Bence Faik Çetiner güzel şeyler söylemiş. Okuyalım. Dinamo Kiev maçından sonra İrfan Can ile ilgili sosyal medyada saçma sapan yorumlar görünce şaşırmamak mümkün değildi. Bugün Fenerbahçe futbol takımının en değerli, en yaratıcı 3 oyuncusunu saydeseler bunlardan biri şüphesiz İrfan Can olur. Gençler Birliği altyapısından yetişen tıpkı Arda Güler gibi... Çabuk parlayan İrfancan kısa zamanda tüm kulüplerin radarına takılıyordu. Büyük kulüplerden önce davranan Başakşehir ucuz bir maliyette İrfancan'ı kadrosuna dahil ediyordu. İrfancan'ın yükselişi Başakşehir'de devam edince bu defa büyükler Galatasaray, Fenerbahçe harekete geçiyor. Genç futbolcu astronomik bir ücrette Fenerbahçe'ye geçiyordu. İrfancan takımın en büyük silahı ve ümidi olmuştu. Fenerbahçe'de yaşanan hoca değişiklikleri, takımın kötü gidişine bir de sakatlıklar eklenince İrfancan ilk senesinde beklenen randımanı verememişti. Geçen sezonun son bölümünde ise İsmail Kartal'ın gelişiyle büyük bir çıkış yakaladı. Jorge Jesus'un gelişi ve beraberinde takıma yapılan takviyeler kadroyu şişirdi. Ancak yeni gelenlere rağmen İrfancan Fenerbahçe'nin bankolar arasındaydı. Dinamo Kiev ile yapılan maçta şanssızlıklar yaşadı. Kale önünde bir topu gol yapsa bugün yine onun için metiyeler yazılacaktı. Tekrar ediyorum bu sezon bir başarılı yakalanacaksa o senaryonun başrol oyunculardan biri İrfan Can Kahveci olur diyor. Gelelim rövanşa ilk maçtan sonra genel kanı Fenerbahçe'nin turu Kadıköy'de geçeceği yönünde ben de farklı düşünmüyorum. Ama rövanşa çantada keklik gözüyle bakmıyorum. Rakip sıkıntılar içinde kadrosunda önemli yıldızlar yok. Ancak takımın başında bir kurt, bir futbol beyni Lukescu var. Kaldı ki bizleri çok iyi tanıyor. Bu yüzden Fenerbahçe rehavete kapılmadan ilk maçı düşünmeden rövanşa hazırlanmalı. Tahmin ediyorum ki Jesus da oyuncularını maça böyle hazırlayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de kapalı kişi olur. Tribünleri dolduracak sarılar cibertler taraftarların en büyük desteği de İrfan Kahveci olmalı. Ona yapılacak destek hem takıma olumlu yansıyacak hem de çatlak seslere en güzel cevap olacak. 1. İrfan Can'a da karaktersiz denmez. Kim Minji'ye de karaktersiz denmez. Ama şunu belirteyim. Yani kriteriniz ne? Onu derken utanmıyor musunuz? Ya takımımızın geçen sezon ben şunu söyleyeyim. İrfan Can'ın transferi hataydı. Çok büyük hataydı. Takımın ya bas bas bağırıyordu ben forvete ihtiyacım var diye. Takım bağırıyordu. Şimdi takım forvet diye bağırırken Mesut Özil yeni gelmiş. Pelkaz çok çok formdayken ya gidip Deniz Türüç artı 7 milyon euroyu Başakşehir'e basıp Emre Belezoğlu basıp Başakşehir'i zengin etti. Bak 7 artı Deniz Türüç. Ha, Deniz Türüç çok mu yetenekli değildi ama 2-2,5 teklifler vardı. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Kim Minji'ye karaktersiz diyen arkadaşlar ne amaçla diyorsunuz? Takımın ihtiyacı varken gidiyor bu iş böyle olmaz falan filan. Ya şimdi ben de şunu merak ediyorum. Yani bizim o zaman İrfan'a ihtiyacımız var mıydı? Mesela bir bu penza çekseydik şampiyonduk. Belki şampiyonduk. Galatasaray'a çalım atmak için bastık parayı aldık. Değdi mi? Bence değmedi. İrfan Can hocayla sorun yaşadı. Ya Kim Minji hocasına saygı duydu. Bir sıkıntısı var mıydı? İrfan Can maçların 3'te 1'inde sakat. 40 maç oynadı. tamam kimin de sakatlığı vardı ama. Maç sonu kavga çıkarttı ceza yedi. Disiplinsiz hareketi yok Kim Minji'nin. Ya 7 artı bilmem ne 11 milyon euro mantıken para verildi. Her gün düşüşte. Kim e, kim Minji'yi 3'e aldın 20'ye satacaksın. Ya Fenerbahçe'de işte Kim Minji, hain, karaktersiz İrfancan büyük Fenerbahçeli. Geçin arkadaş bunlara. Geçin. Sahadaki duruşuna bakın. Sahadaki katkısına bakın. İrfancan çatır çatır top oynar. Sezonu 20 gol 20 asisten bitirir. Kraldır. Kraldır. İrfancan sezonu bir gol bir asiste bitirir. Rezalettir. Ben buna bakarım arkadaşlar siz de buna bakın. Ya yani saçma sapan iki tane üç tane yorumdan ayrılın derim. Fenerbahçe Yanis Samaçi için nabız yok diyor diye bunları kısa keseceğim arkadaşlar. Sol bek biliyorsunuz Portekizli. Hani Boavista'lı yani, yani Samaçi şey Portekizli değil pardon. Cezayirli Amaç'ın durumunu sordu diyor haberde. Onlar da satmaya sıcak bakıyor. Pazarlıklar başladı. E, 2 milyon euro diyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Boavista onu satmaya sıcak bakıyor. Tahmini piyasa değeri 2 milyon euro olan futbolcu için sorun çıkması beklenmiyor demiş. Bu arada gol ve asist yükü çok çok yüksek arkadaşlar. 177 boyunda 4 gol 4 asistle tamamlamış durumda. Ama orta sahanın solunda oynarken daha üretken bir futbolcu olduğunda hatırlatayım. Yani bunu unutmayın. Orta sahanın solunda olma olayını unutmayın. Sonra yanılmayın. Nabız yoktan alıyor. Bakalım transfer ne olacak? Fenerbahçe'de Özkan Beceren dönemi diyor. Fenerbahçe kalın bol takımında. Teknik direktör Özkan Beceren oldu diyor. Hocam bu işi becerir. Soyadı gibi bir adamsa becerir bu ismi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Kariyerinin son 8 yılında Konak Belediyespor'da geçiriyor ve 3 lig şampiyonluğu yaşayan bir teknik direktör. Yani UEFA Konak Belediyespor'un beceren yönetimde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği aktarıldı diyor. Olması gereken isim buydu. Kadın futbol takımında da birçok futbolcunun sözleşmesi birer yere uzatılmış. Bu açıdan da güzel. Hocam sürpriz ayrılık kim? Arkadaşlar ben size haftalar önce bir duyum verdim. Dedim ki Atilla Salahin'in gitme ihtimali kim Minji'den yüksek. Çok çok yüksek. Hatta bana soracak olursanız Atilla Salayı daha önce gider dedim. Hakim Minji'ye de teklifler vardı. Şimdi Allah için teklifler vardı. Yok değildi. Ama Salahi'nin gitme durumu daha yüksekti. Zaman içerisinde Kim Minji'ye teklifler verildi. O arttırdı, o arttırdı. Bir sonraki kısımda onu anlatacağım stoper kısmında. Bir Galatasaray'ın yorumu var. Enfes. Çok hoşuma gitti. Özellikle onu da belirteceğim. Şimdi menajer Mithat Halis. Bir açıklamada bulunmuş. Fenerbahçe Atilla Salahi için en az 15 milyon euro istiyor. Atilla Salayi bu yaz ayrılacak demiş. Bu yaz ayrılacak demiş Atilla Salayi. Bakın çok net. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlar. Diğer isteyen takım Ren. O parayı verebilirler. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takım da onu alabilir. Yani 15 milyon euroyu veren Atilla Salayi alabilir diyor. Şimdi bakın. Ben elimdeki oyuncuyu kötülemek istemem ya da yıldızlamak istemem. Niye? Elde kalır. Sonra derlesi hatırlatırsınız. Hocam bak çöplemiştin. Salai'nin geri dönüşleri yavaş. Salayi ilk çalımı yedi anda pert. Ama aynı Salayi bak milli takımda güzel parlamış etmiş. Yapmayın etmeyin. Bak 15 milyon eurolar 16 milyon eurolar az paralar değil. Şuna katılıyorum. Hocam niye şimdi? Ya takım komple stoper hattını mı değiştirelim? Niye şimdi? Ya denk gelmiş. Şimdi olmuş. Ben ona bir şey diyemem. Serdar Aziz'in sakatlığı da tuz biber oldu. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelin harbi konuşalım. Kim mi? 20 milyon euro. Salay'da bir 16'ya da o gitsin. 36 milyon euro. Kötü para mı? Hocam müthiş para. Müthiş. Birine 2 verdin. Birine 3 verdin. 5'e alıp 36'ya satıyorsun. 31 milyon euro kar. Kötü para mı? Değil. Ben bu arada 15 diyor da 16 olarak sayıyorum. Siz de 16 olarak sayın. 16 buradan. Hadi 1 milyon euro da yıllık ücret olsun. 17. 13 milyon euro da şunlardan tasarruf. 30. Pelkas için 4,5. 34,5. Berişa için 4,5. 34, 39. Samatta için 2,5. 41,5 Gustavo için hadi 1,5 olsun. 42, 43 milyon euro. Kol de bir gelsin 44 milyon euro. Fenerbahçe'ye 44 milyon euro arkadaşlar. 44 milyon euroluk açık. Ha eldeki pozitifliğe bakarsan 30 milyon euro civarında bir ücretten bahsediyoruz. Pardon şeyden hariç Kim Minji'den hariç 30 milyon euro civarında bir bonservis yükünden bahsediyoruz. Müthiş bir başarı olur Fenerbahçe açısından. Atilla Salahi için tekrar ediyorum. Benim duyumlarımda benzer. Çok ısrar ediyorlar. Aziz Allah. Elde tutmamız neredeyse imkansıza doğru gidiyor. Ben kalır diyemem ama gider de diyemem. Niye kalır diyemem, gider diyemem? Arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Transfer dediğiniz olay bu kadar kolay bir şey değil. Ben ee, kalır diyemem, gider diyemem. Ha tepkilerinizi anlayabiliyorum hocam giderse biz şu ara nereden stoper bulacağız? işte? Bir sonraki maç var, eleme var, şu var, bu var. Zamanlama ona göre ayarlanır arkadaşlar herhalde. Eğer böyle bir şey olacak olsa, yani herhalde zamanlama ayarlanır diye düşünüyorum. Ee, ben onu söyleyeyim, zamanlama ayarlanır, ona göre ayarlanır. Ee, bir şeylerin illaki planlamasını yapıyordur. Bakın, ısrarlı bir şekilde de söyleyeyim, bir şeylerin planlamasını illaki yapıyordur. Kim? Jorge Jesus ve ekibi. Hani elimizde müthiş bir futbol aklı var. Futbol beyni var. Hani o varken bize söz düşmez. Bence işi uzmanla bırakalım. Arkamıza yaslanıp sakince izleyelim. Bir de videoyu beğenip kanala abone davet edelim olur mu? Görüşmek üzere.